Biz de gerçekten de hani Türkiye'de hem içeride hem dışarıda barış için uğraşıyoruz. Barış için girişimlerde bulunuyoruz. Yakın zamanda Moskova'da bazı temaslarımız olacak. Yani temelde Türkiye-Rusya arasında yaşanan bütün bu gerilimin, krizin sonuçlarını hem konuşmak, görüşmek istiyoruz. Hem de bundan çok sayıda insan etkilendi. Yani Türkiye pasaportu olan, orada ticaret yapan, iş yapan, İstanbul'dan, Antalya'dan, işte buralara kadar Rusya ile iş yapan, ticaret yapan, ihracat yapan ya da orada okuyan on binlerce hatta yüz binlerce insanımız var. Ve bunların hepsi mağdur oldu. Hiçbirine çözüm üretmiyor hükümet, dikkat ederseniz. Hiçbiriyle ilgili girişimde bulunmuyor. Biz bu konularda görüşmek istiyoruz. Yani bu insanlarımız ne olacak? Tek tek sınır dışı ediliyorlar. Ocak ayından itibaren... Aslında bir devletin yapması gereken girişimler var, değil mi? Tabii ki, ama bunu başaramıyorlar. Kapılar kapalı onlara. Biz etkiliyiz ama bütün bunları, bu gücümüzü, ilişkilerimizi çözüm için kullanmak istiyoruz. Ve eğer bir aksilik olmazsa Perşembe günü Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir görüşmemiz olacak. Aynı gün partimizin Moskova temsilciliğini de açacağız orada. Ben Türkiye pasaportu taşıyan, Kürt olur, Türk olur, kim olursa olsun sorun yaşayan insanlar varsa orada biz kendilerine yardımcı da olmak isteriz. Elimizden ne geliyorsa Türkiye'deki bir muhalefet partisi olarak bütün bu sorunların çözümü konusunda orada parti temsilciliğimiz de açılmış olacak. Başvuru yapabilirler yani değil mi? Tabii ki biz niyetinde görüyoruz ki Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir sağlıklı diyalog kuramıyor, geliştiremiyor. Hiçbir diyalog kanalında başarılı değiller. Bu konuda iç politikada da diyalog kurmada çok yetersizler. Parlamentoda grubumuz var. Parlamentoda gruplarımız yüz yüze bakıyor ama diyalog kapıları kapalı. Kimseyle konuşmayı başaramayan bir hükümet. Hiç kimseyle konuşamıyorlar. Yani konuşarak sorun çözme kabiliyetleri yok maalesef.